üniversite ürolojik acillerden, testislerle ilgili olan problemlerden bahsedeceğim. Birincisi testis çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, spermatik kortun kendi etrafının dolanmasına bağlı olarak testisin kanlanmasının bozulması. Testis sorsiyonu ürolojik bir acildir, acil müdahale gerekir. Peki bize hasta ne şikayetle gelir? Yan ağrısı, testis ağrısı, karın ağrısı şikayetleriyle başvurabilir. Utandığı için kendini ifade etmek de istemeyebilir. Ama testis torsiyona uğramışsa artık iskemi başlamıştır. O yüzden dikkatli olmak lazım. Hastalara fizik muayene yaparken hastanın ayakta muayene etmemiz lazım birincisi. Genellikle sol sağdan daha fazla bu torsiyona uğruyor. Normalde testisler şöyle vertikal düzlemde durur. Ama torsiyon olan testis yatay düzlemde olarak durur. Biraz daha yukarıda durur. Baktığınız zaman şiş, ağrılı, ödemli olarak görebilirsiniz. İki şey bakacaksınız. Bir kramester refleksi. Kramester refleksinde uyluğun içini, bacağın iç tarafını çizdiğiniz zaman testisin yukarı kalkmasını bekliyoruz. Bunlarda kramester refleksi yoktur. Yani kalkmaz. Bir de pren bulgusu. Pren bulgusunda testisi yukarı kaldırdığınız zaman ağrısının azalmasını bekliyoruz. Bunda azalmaz. Çünkü artık orası iskemi uğramış. Ağrı devam ediyordur. Sonrasında testis torsiyonu düşündüğümüz bir hastaya ne yapabiliriz? Doppler. Bu silgi. Burada kan akımı azalmışsa azalma, torsiyon, artma, orşit, epididimit. Peki, ne yapacağız tedavi olarak? Hidrasyon, analjezi, yani bunlar hep geçici önlem. Hidrasyon, analjezi bunu tedavi etmeyecek. Manuel detoksiyon yapabiliriz. Yani kitap açma şeklinde, içten dışarı doğru çevirebiliriz. Manuel olan kitap açma diye. Medial denatürede kendimiz detoksiyonu çevirip hani düzeltebilir miyiz diye bakabiliriz. Ama tedavisi cerrahidir. İlk 4 saat içinde cerrahiye giderse yani %75 bir sonuç alıyor. Ciddi malpraktis davası sebebidir. Testis torsiyonu. Sonrasında pili priapizm karşınıza gelebilir. Nasıl gelebilir? Priapizm yani ağrılı ereksiyon durumu. Ereksiyonu hastanın düzelmiyor. Neye bağlı olarak düzelmez? Hastanın orak ucu anemisi, ondan sonrasında malignitesi, kendi kullandığı işte çok yaygın bir yer arası, lenafil türü ilaçlar, işte kokain kullanımı. Buna bağlı olarak hastalar ağrılı ereksiyon şeklinde gelir. İşte yine kasık ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma şeklinde. Bunlarda ne yapıyoruz? Bunda hidrasyon, analjezi, yine perineye buz koyabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz bunlara? pseudoefedrin verebilirsiniz. Belki bazıları 60-120 mg arası. Oranın pseudoefedrinle bazen düzelebiliyor. Ama bunun asıl olayı korpus kavernozuma girip enjektörle birlikte kanı boşaltmak. Korpus kavernozum. Boşaltmazsanız iskemi uğrar. Bu konuda anlaşalım. Fimozis. Parafimozis var. Fimozis dediğin Yunanca'dan çevrilmiş bir kelime. Çuvalın ağzının bağlanması demek. Glans penisinin üzerine sünnet dokusunun gelmesi, akım bozması, oradaki çıkışı bozması. Ne yapılabilir hastaya? Buna manuel olarak sünnet derisi geriye çekilmeye çalışılabilir. Açılmazsa hastaya sünnet dediğimiz yani kesi uygulanıp oranın açılması sağlanır. Parafimoziste de sünnet derisi gelip glans penisinin gerisine girip penisi sıkıştırması. Bu gerçek bir ürolojik acillerden bir tanesi. Niye? Parafimozisi olan bir hastada glans penisinin kanlanması bozulacak. Penisin kanlanması bozulacak ve iskemi uğrayacak. Ne yapıyorlar buna? Glans penisinin üzerine 5-10 dakika baskılı bir baskı yapıp
Tekrar kendileri elle birlikte çekmeye çalışabilirsiniz. Oraya 2 santimlik bir sargı ile birlikte sıkıca sarıp ödemin azalmasını bekleyip kendiniz çekmeye çalışabilirsiniz. Veya cerrahi olarak, sünnet yani cerrahi kesi olarak yapabilirsiniz. Sonrasında perifraktür. Ben bir tane gördüm sadece ama ürolojik bir acı olduğunu bildim. Hastalar utanmış söylemez. Küt bir travma sonrasında penisin kırılması, penisin şekli bozuluyor. Ağrılı şişi ödemli oluyor. Perifraktür acil cerrahi indikasyonudur. Bunu bilin. Bir de Fournier gangren diye bir olay var. Şimdi arkadaşlar, Fournier gangreni yaşlı, bakımı kötü. Kötü bakım. İmmünsüpresif. Hastalarda gördüğümüz bir olay. Hastalar ne diye gelir? Testis ağrısı, testiste kaşıntı, anal kaşıntı olarak gelir. Ya bu bölgeler bizim sevmediğimiz bölgeler. Ancak hani bunlar ölümcül olabilecek, malpraktis olabilecek durumlar. Şimdi baktığımız zaman orada hastada şişlik, ödem, krepitasyon, cilt altında krepitasyon görebiliyoruz. Baktığımız zaman nekroz da görebiliyoruz. Perine bölgesinde. Bu testis skrotumu perineyi tutuyor. Sonrasında hastaya baktığımız zaman hasta hipotansif, taşikardik, durumu kötü görünüyor. Bu hastalarda bir de çok kötü bir koku var. Kötü koku. Yani burayı muayene etmek için açtığınız zaman gerçekten midenizi bulandıracak ve gram negatif kokusu duyacaksınız. Fournier gangreni için BT çekmeniz lazım. Kontrastlı BT ile birlikte orada cilt altındaki hava, enfeksiyonu ve yayılımını görebilirsiniz. Tedavisi hidrasyon, antibiyotik ve cerrahi. Acil olarak, cerrahi olarak orayı boşaltmanız, gangreni boşaltmanız gerekir. Ölümcüldür. Haberiniz olsun. Benim burada ürünçlük aileler bölümünde size anlatmak istediğim çok şey var ama bunların hepsi ya ürünçlük gerçek acildir ya da hani malpraktis davası açılabilecek durumlardır.